İyi akşamlar. Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Pandora'nın merakındasınız. Karşımda çok sevgili Mahir Ünsal Ayrış var. Mahir, sen diyorum, öyle bir hukukumuz olduğu için. Bu program başladığından beri işte şu kişiyi de çağırın, bu da gelsin filan mesajları arasında en çok ismi geçenlerden biriydin. Akrabalarım ondan. Adam tutup araya. Yok, çok sevenin var. Zaten çok okunuyor kitapların, podcastiniz var. Onları da konuşuruz. Ama seni İstanbul'da yakaladık ve ağırladığımız için ben de çok mutluyum. Hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de çok mutluyum. Çok teşekkürler. Yani bu programda ben hep diyorum, bütün işi konuk yapıyor. Benim işim çok kolay. Hiçbir şey sormadan işte seni sen yapanları bugüne kadar... Aslında çok merak ettiğim çok şey var ama laf gelince yani dille ilişkini, yazmakla ilişkini, üretimini ne biçimlendirdi, ne oldu, nasıl bir yol seni buraya getirdi bunu konuşacağız. Dolayısıyla çantanı açıp başlayabiliriz. Hemen başlayalım. Evet, direkt sebebi ziyaretine gelebiliriz. Hemen kırmızı çantamı açıyorum. Beni bilirsin, her yere kırmızı çantam. Evet, ben açıklama yapayım. Çanta Mahir'in değil, kendisi yurt dışında yaşadığı için... biz burada bir operasyonel destek sunduk efendim. Stüdyomuzun çantalarından biriyle kendisini ağırlıyoruz. Yani kronolojik gidebiliriz ya da nasıl Yok, istersen. Yok, kronolojik gitmeyeceğim. Tamam. Oğlumla başlayacağım. Ya. Kaç yaşında şu anda? Bu hafta 6 yaşında olacak. Aa, güzel. Bu haftanın, önümüzdeki hafta 6 yaşında olacak. Kutlu olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Onun iki tane oyuncağını getirdim. Bunlardan bir tanesi... bu oyuncağın adı Ruşen. Bu oyuncağın adının Ruşen olmasının bir sebebi var. Benim çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım var Ruşen diye. Oğlum bunu Ruşen'e benzetti. Evet. O yüzden bunun adını Ruşen koydu. Benziyor mu gerçekten? Şimdi Ruşen'i de karşıma almak istemem ama biraz andırıyor diyebiliriz yani. Ama şimdi çok zayıfladı. Bu kadar tombik değil yani Ruşen. Peki işte Ruşen burada yaşıyor, Ruşen evet, Bey. Evet, Ruşen burada yaşıyor. Ha. Orada bir temsili olarak evet, Londra'da. Etem seviyor onu. Hmm. Ruşen'i de, eşi Ece'yi de çok seviyor. O yüzden o böyle şey, oyuncaklarını kişileştirmeyi çok seven bir çocuk. Hatta yemek masasında bile şeydir. Yani işte tuzluk, işte biberlik bilmem ne falan filan. Hepsi muhakkak birileri olur masada. Yani böyle çoğunlukla da çevreden, aileden, akrabadan falan birileri olur. Ve böyle şey... herhalde şey diye düşünüyorum. Yani bir gurbetçi çocuğu olmanın getirdiği bir şeyle bu şekilde aileyi de, yani geniş aileyi de aile yaşantısının içine katma bununla baş etme Anladım. Yolu olarak böyle bir oyun icat etti herhalde diye düşünüyorum. Biraz böyle ama senden onlara bir şeyler yapıyor. Hikayeler yazıyor tabii, onları tabii. oynatıyor. Tabii, tabii. Yani böyle bir genetik kurmacaya yatkınlık da var belki de. Var mıdır? Nasıl görüyorsun? Bence var. Hı. Yani çünkü kendi oyunlarında hikaye kurmayı falan çok seven bir çocuk. Okumaya falan da çok merakı var. Ya çok küçük bir çocuk olmasına rağmen. Okumaya da çok hevesli. Bilmiyorum. Bir yandan diyorum ki acaba bir hikaye anlatıcısı, bir edebiyatçı, bir yazar olmasını dilemeli miyim? Bu iyi bir şey mi? Bir yandan da şimdi o çok başka bir dünyanın içine büyüyor. İngilizce konuşulan bir dünyanın içine büyüyor. İşte günde 8 saat okulda sürekli İngilizce konuşuluyor falan filan. Bir yandan hani böyle işte Türkçe konuşsun, Türkçe öğrensin, işte anasının babasının kitabını okuyabilsin falan filan diye düşünüyorum. Bir yandan da o kadar evrensel bir araçla büyüyor ki yani acaba bilmiyorum İngilizcenin mutlu olsun da şeyde Türkçe'de onun zenginliği olsun. Benim sana çok sormak istediğim şeylerin başında geliyordu dil meselesi. Tam buraya gelmişken madem sormuş olayım. Sen çok dil biliyorsun ama çok. Yani gerçekten çok ve ya çok merak ediyorum. Ya hatta işte yani her bir dilin hayatına yeni bir katman olduğunu söylemiştin daha önce. Hatta yazdın da bunları. Ya biraz anlatır mısın? O kadar dil bilmek sana ne yapıyor? Dünyayla ilişkini nasıl değiştiriyor? Ne oluyor? Yani çok çok ilgi çekici geliyor. Önünde açılan bir kere sonsuz bir havuza imkanın oluyor. Orası kesin ama senin kendinle ilişkini de etkiliyor olsa gerek. Bilmiyorum, hiç böyle değerlendirmedim bunu ama dil öğrenmenin ya da
hali hazırda konuştuğun dil ya da dillerden farklı dillere hakim olma, onların kapısını aralama fırsatının insanın hayatında zihinsel yolculuğu itibariyle de çok fazla bilmiyorum artık beyindeki bir sürü farklı bizim bilemediğimiz merkezi de harekete geçirdiği, onları da böyle kıpır kıpır bir hale soktuğunu hissediyorum. Ama yani dışarıda nasıl görünüyor bilmiyorum ama ya şöyle bir hayatım da yok. Yani hani böyle hadi bugün de biraz Fince düşüneyim falan gibi bir hayatım da yok. Yani şeyim bir Türkçenin düşünsel altyapısı üzerine kurulu bir dünyam var benim. Yani bir kere her şeyden önce Türkçeyle düşünüyorum, Türkçeyle yaşıyorum. Bunun ötesinde Türkçeden ekmeğimi kazanıyorum bir yandan da yani. Bütün yazarlıktan başka hiçbir iş yapmıyorum. Ve hani Türkçe üzerine kurulu bir hayatım zaten var ama böyle o kadar da böyle hani dillere çok meraklı, dilleri işte öğrenmeye, diller hakkında yeni bir şeyler keşfetmeye hevesli biri de olsam o kadar da diller içerisinde bir hayat geçiriyor muyum? Emin değilim. Ama mesela şunu söyleyebilirim. Okuduğum, yazdığım, hasbelkader anladığım, öğrendiğim dillerle ilgili bir süre sonra sınırları kaybettiğimi fark ediyorum. Yani ben çizgi romana çok düşkünümdür. Çok düzenli çizgi roman okuyucusuyumdur çocukluğumdan beri. Yani çizgi roman okumadığım gün yok gibidir hayatta. Ve bir süre sonra oku artık okuyacak kaynak bulmak çok zorlaşıyor ve işte internet üzerinde çeşitli çizgi roman forumlarından çeşitli farklı dillerde çizgi romanlar indirmeye başladım. Bazı karakterleri çok severim. Mesela Kızıl Maske'yi çok severim. Mr. No'yu çok severim. İşte Martin Mister'i çok severim. Zagor'u severim falan gibi. Böyle bir takım böyle çok benim için çok değerli karakterler var. Onların hikayelerinin eğer İspanyolcasını, Fransızcasını, İngilizcesini falan filan bulmuş ve indirmişsem tablette falan filan onları okurken hiç farkına varmam hangi dilde okuduğumun. Yani anladığım sürece İngilizce mi okuyorum, Fransızca mı okuyorum dönüp bakmam. Eğer ama anlamadığım, sıkıştığım bir kelime olursa o zaman hangi sözlüğe bakmam gerektiğini bilmem icap ettiğinden o zaman farkına varıyorum. Mesela bu sınırların zamanla dille çok haşır neşir oldukça kaybolduğunu fark ettim. Yani hani böyle evet, akışkan ve geçişken bir şey orada evet, artık. Evet yani böyle bir şey oluyor. Yok. Nasıl anlatayım? Böyle bir takım böyle switch'ler yok zihnimde. Anladım. Yani şimdi Fransızca geçiyorum gibi bir şey yok. Türkçe ve Türkçe olmayan dil diye iki farklı dil var zihnimde. O Türkçe olmayan dillerin hepsini tek bir merkeze topluyorum galiba. Ya bu şöyle bir şey, ya şeyi çok düşünüyorum, okudukça insan iyice buna kafa yormaya başlıyor. Dilin, şimdi toplumlar dilleri yaratıyorlar ve sonra da orada çok simbiyotik bir ilişki var. Sonra o dil toplumu şekillendirmeye başlıyor ve sonra dolayısıyla kocaman bir, yani hiçbir zaman hiçbir şey bir dildeki karşılıkları tam olarak eş anlamlı olmuyor aslında. Bu çok böyle sonsuz olasılığa yola şey yapan, imkan veren ve çok heyecan verici bir şey gibi geliyor. Yani işte ne bileyim, en basit sözcüğün bile çağrışımı, duygusu farklı başka dilde. En basit nesneleri tanımlayan şeyler bile. Dolayısıyla mesela senin geldiğin noktada muhtemelen artık o sözcüklerin hislerini de bilir bir haldesin. Ve bu böyle bambaşka bir dil bilmenin ötesinde bir dilin duygusunu taşıma hali çok başka bir şey olsa gerek diye düşünüyorum ve özeniyorum açıkçası. Zaten yani dille ilgili beni cezbeden şey ağırlıklı olarak bu. Yani sadece Türkçesini bildiğim bir kelime ya da kavramın İngilizcesini ya da Fransızcasını öğrenmek değil, bu duygu transferini de merak etmek, buna heves etmek. Biraz dille ilgili, dille ilişkin biraz tam dediğin bu yerden filizlenen bir şey zaten. Ki yazıyorsun da zaten en son Babil hikayesi bütün o kelimeleri toparlama şeyinden çıktı. Ve çok iyi yapıyorsun çünkü gerçekten çok heyecanlı. Yani bu kadar dil bilen birinin bunu, bu kelime kovalamaca işini bizle paylaşıyor olması kıymetli. Ben de çok eğleniyorum. Çok teşekkürler. Devam edelim istersen. Devam edelim yine. Kırmızı bavulundan. Kırmızı, beni bilirsin. Kırmızı bavulsuz hiçbir yere gitmem. Yine oğlumun oyuncakları arasından aldım bunu. Muhtemelen haberi yok.
Fakat bu oyuncağın benim için bir özelliği var. Bu araba aslında benim arabam, benim oyuncağım. Yani ben çocukken oynadığım bir oyuncaktı bu. Sonra bir gün annemin evinde buldum ben bunu yıllar sonra. Ve götürüp oğluma verdim. Şimdi artık oğlumun oyuncağı. Ve kardeşim falan çok kıskanırdı bunu. Yani onun da böyle bir metal bir arabası vardı. Benimki daha havalı diye biraz kıskanırdı bunu. Ve ona vermezdim. Yani çok ilginç bir şey. İnsan bazı şeyleri sadece çocuğuna verebiliyor. Yani. Kıymetini biliyor mu? Seviyor mu? Oynuyor mu? Pek bilmiyor. Çünkü çok fazla oyuncağı var. Yani hani arada tabii nesil farkı var bilmem ne falan. Hani sürekli oyuncaklar alınıyor. Bir de tek çocuk sürekli işte şımartılıyor ediyor bilmem ne falan filan. Çok kıymetini biliyor diyemem ama hala sağlam en azından. Bir gün anlayacaktır muhtemelen. Belki yani böyle şeyler, yani hikayenin anının kıymetini insan geç anlıyor ya, belki o da böyle 20'sinde falan inşallah o zamana da kalmış olur. İnşallah o zaman da ben de kalmış ya, olurum tabii yani. Tabii ki, niye öyle olur? Tabii ki kalırsın. Devam edelim devam istersen. Devam ediyorum. Benim için çok değerli, yani benim her zaman her yerde anılmaktan övünç duyduğum bir şeyle devam edeceğim. Bu bir Gençler Birliği atkısı. Fakat bu sadece bir Gençler Birliği atkısı değil. Bu aynı zamanda Gençler Birliği'nin çok saygın taraftar gruplarından biri olan Alkaralar'ın da atkısı. Arka tarafında da Alkaralar. Alkaralara da buradan selam göndermiş olayım. Hepsi pırıl pırıl insanlardır. Şöyle söyleyebilirim. Çok futbolun izlendiği bir evde büyüdüm. Babam da kardeşim de çok böyle tutku düzeyinde Beşiktaşlıdırlar. Benim de çocuk durumda öyle bir sabıkam var, yani Beşiktaş'ta olduğum bir dönem var. Ama sonra gençlik yıllarında şöyle bir şeyle karşılaştım. Ankara'da Gençler Birliği tribününe davet edildim bir takım arkadaşlar tarafından ve hem futbola hem de taraftarlığa olan bakışımın tümden değiştiği bir dünyanın içine girdim. Çünkü Gençler Birliği taraftarı olmak, Gençler Birliği tribününde maç seyretmek bana varlığından bile haberdar olmadığım bazı duyguları keşfetme imkanı sağladı. Birincisi, Gençler Birliği tribününde küfür edilmez. Ya yani bu bir kuraldır. Yani hani keyfi, hani böyle biz bir grup böyle çok spora ve futbolcuya hürmetkar insanlarız ve saygımızı etmiyoruz gibi bir şey. Bu bir ilkedir, bu bir kuraldır. Yani Gençler Birliği tribünde küfür edilmez. Edilirse bütün tribün tarafından uyarılır o kişi falan. Hani bu çok önemli bir şeydir. Bu hala böyle. Hala böyle. Bu hiç değişmeyecek. Çünkü çok böyle değişmeyecek bir şey. Beter bir hale geldi bu taraftarlık meseleleri malum. O yüzden bunun korunmuş olması çok ayrıca kıymetli. Başka taraftarlıklarla ilgili bir şey söylemeyeyim ama yani bunun değeri sadece orada bir takım kötü sözlerin dile getirilmiyor olması değil. Bunun bir ilke olarak benimseniyor olmasının asıl değeri orada kadınların ve çocukların da maç seyredebilme alanının yaratılması. Yani böyle bir tribünde kadınlar ve çocuklar da çok gönül ferahlığıyla maç seyredebiliyorlar ve bu çok önemli bir şey. Çünkü spor bir sosyal faaliyettir. Yani insanların sosyalleştiği, bir araya gelip beraber coştuğu, beraber üzüldüğü bir, yani tiyatro izlemek gibi, operaya gitmek gibi, işte ne bileyim işte panayıra katılmak gibi bir sosyal faaliyet ve niçin kadınlar ve çocuklar bundan mahrum olsunlar düsturuyla asla küfür edilmez Gençler Birliği tribününde. Ediliyorsa bir şekilde uyarılır ya bir şekilde tribünden uzaklaştırılır, yani tribün iradesiyle uzaklaştırılır ve benim için Gençler Birliği taraftarı olmanın bir kıymeti de şu. Bana futbolda sadece kazanan takımı destekleyen taraftar olma duygusundan başka bir dünya olduğunu da gösterdi. Yani hatta bir abi şey demişti. Kazanan takımı herkes tutar demişti. Önemli olan kaybeden takımı tutmak. Bu açıdan da yani sadece futbol izleme zevki ve taraftarlık zevkiyle, yani kazanıp kazanmamaktan bütün büyük takımların taraftarları yensen de yenilsen de derler. Ama bu konuda çok ne kadar samimiler onu bilmiyorum. Ama bizim taraftar
çocuklarımız, yani bizim gençler bir taraftarını genellikle bu konuda samimidir yani. Hani eğer gençsen de yenisen de deniyorsa gerçekten de böyle hissedilden ve şu anda da çok parlak bir durumda değiliz ama yine de gönülden sevmeye ve desteklemeye devam ediyoruz. Benim hayatımda taraftarlığı, futbol izleyiciliğini ve bir aidiyet arayışını, bir duygu, duygusal anlamda söylüyorum bunu, çok doyuran bir şey Gençler Birliği taraftarı olmak. Bir de çok böyle buhranlı bir zamanımda tribüne devam etmeye başlamıştım. O da bana psikolojik olarak da çok iyi gelmişti. O yüzden bende yeri çok başkadır yani. Çok güzel tarif ettin. Ben de dinlerken böyle, ya şeyi bilirim. Gençler Birliği taraftarlarının böyle her başka bir ilişkisi olduğunu bilirim tribünle. Şey. Bir de orada böyle bir ya mesela Tanıl Bora'dan falan bildiğim böyle bir entelektüel şeyi olan bir taraftar şeyi de var orada Gençler Birliği'nin. Normalde çok görmediğimiz kadar yoğunlaşmış durumda Gençler Birliği'nin. Bunda Tanıl Bora'nın etkisi yatsınamaz ama. Yani Tanıl Bora'nın çok büyük bir etkisi evet. var bunda. Ben sadece küçücük bir şey söyleyeceğim. Sen zaten çok güzel söyledin. Benim okumakla ilişkimi çok saçma bir şekilde futbol geliştirdi. Şeyde 2002'de ben futbola merak saldıktan sonra ben Beşiktaşlıyım. Ve olsun. O zamanlar iletişim yayınları acayip güzel futbol kitapları basardı. Belki hatırlarsın. Ben bu futbol ne ola ki diye derken o kitapları okumaya başladım ve bayağı okuma alışkanlığı kazanmamda yardımcı oldu futbol. Çok acayip bir şeydi benim için ve böyle futbolun hani böyle bir dönem şey vardı. Onun da kırılmasına senin burada bunu getirmen bu anlamda benim için çok sevindirici oldu. Böyle bir futbola böyle bir şey muamelesi yapmak. Ya işte hani işte nasıl diyeyim? Bümpenlik. Evet. En doğru sözcük o. O ilişki kırıldı çok uzun yıllardır ve bence çok gerçekten orada tarif ettiğin gibi çok başka bir şey var. Yani işte 11 adam bir topun peşinde koşuyor meselesinin çok ötesinde bir şey olduğuna dair. O yüzden de kıymetli oldu ve çok güzel anlattın. Türkiye'ye geldiğinde Ankara'ya gidip maça gidiyor musun? Ankara'ya eğer denk getirsem gidiyorum. Mutlaka gidiyorsun. Orada da izliyorsun ama maçları. İzler misin? Şimdi şöyle bir şey, Süper Lig maçları kadar kolay değil izlemek oradan. Ama takip ediyorum. Anladım. Yani internetten dakika dakika takip ediyorum yani. Peki devam edelim devam o halde. Devam ediyorum. Kırmızı bavul. Kırmızı bavul ama Gençler Birliği renklerinde evet, o beğenmediğim bavul. O yüzden dikkatini çekerim. Her yere kırmızı bavulla giderim. O yüzden. Şimdi istersen araya bir tane film alayım. Sonra göstereceğim başka şeyler de var. Tamam. Sinemayla ilişkin nasıldır bu arada? Valla iyi bir izleyiciyim ama seçici bir izleyici değilim. Yani önüme çıkan her şeyi izleyebilirim. Eşiğim de çok düşüktür. Hele böyle bilim kurgu, işte ne bileyim böyle işte fantastik falan filan bir şeylerse eşiğim çok düşüktür. Hele zaman yolculuğu, uzay, şu bu bilmem bir şey varsa en kötüsünü, en böyle hani... Böyle internet puanları en düşük olanları bile hiç gözüm kırpmadan izlerim yani. Anladım. Şimdi bir tane, birkaç tane film göstereceğim ama bunlardan bir tanesi bu. Çok çok değerli ve çok kült bir filmdir bu. Ağaçlar Ayakta Ölür. Bu bir roman uyarlaması. Daha sonra... yabancı bir romandı galiba. Evet, yabancı bir roman. Hatta atmayayım ama böyle... İspanyolca yazılmış galiba, bir roman. Galiba evet, ben de öyle hatırlıyorum. Yani evet, M ile başlayan hatta bir yazarı var. Neyse evet. Bu filmin benim için çok özel bir takım kıymetleri var. Daha sonra zannediyorum 2000'lerde bir uyarlaması daha var. Onu da izledim. Ama bu filmdeki duygunun yoğunluğunu o filmde belki de bilmiyorum siyah beyaz olduğu için falan da böyle biraz şey. Orada tam bulamıyorum. Şimdi çok basitçe izleyecek olanların da iştahını kaçırmayacak şekilde anlatayım. Anlatmak yok mu? Yasak mı? Hayır. Yazarın ismini söylediler de rejiden tamam, söyleyelim tamam. diye ikimiz de bulamadık. Alejandro Cassano gibi bir şey duydum, doğru duyduysam. Meşhur bir yazar değil tamam, zannediyorum. En azından İspanyolca olduğunu evet evet tamam. Gayet doğru evet. Hatta bir Amerikan filmi ya da bir tiyatro uyarlaması falan da olmalı. Bir sahte torun hikayesi
bu. Bir Amerika'ya gönderilen bir torunun yıllar sonra dönüyorum diye telgraf çekmesi. Fakat dönen torunun gerçek torun olmaması. Çünkü bir kaza geçiriyor torun diye bilgi geliyor. Dede de büyük anne bunu kaldıramaz diye bir sahte torun kiralıyor. Ve böyle bir hikaye. O kadar güzel anlatılmış bir hikaye, o kadar güzel oynanmış bir hikaye ki tarihin yanlış hatırlamıyorsam 64 ya da 5 olması lazım. O yıllardan bir film. Siyah beyaz bir film. Çünkü bizde filmler 67-68 gibi renklenmeye başlıyor. İzzet Güney'in yakışıklılığı, işte Hulusi Kentmen'in o her zamanki o işte neşeli babacan dedeliği. Fakat burada tabii ki alkışların büyük çoğunluğu Yıldız Hanım'a gidiyor. Çünkü Yıldız Kenter'in bu filmde devleştiğini söylemek herhalde çok iddialı olmaz. Büyük anne rolündeki büyük o. Büyük anne rolünde. Ve zannediyorum İzzet Günay'la aralarında da çok yaş yok. Yani çok olsun 5-6 yaş falan olmalı. Yani atıyor olabilirim eğer. Hani... Biraz yaşlandırılmış herhalde. Evet, afişte evet, öyle gözüküyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu filmle ilgili anlatmam gereken bir sahne. Bir noktada büyük anne sahte torunu anlıyor. Çünkü gerçek torun ortaya çıkıyor bir anda. İşler karışıyor falan filan derken. O bir böyle bir kare var gözümün önünde. Arkada gerçekten kurumuş bir ağaç var. Ayakta ölmüş bir ağaç var. Önde Yıldız Kenter'in olduğu bir sahne var. Gerçekten yani Memduh'unu de anmak lazım. Çok çok iyi çekilmiş bir film bence. O sahnede Yıldız Kenter o kadar hızlı yaşlanıyor ki. Yani bu plastik bir yaşlanmadan bahsetmiyorum. Makyajla işte yani oyunculukla yaşlanıyor. Yani muhteşem bir sahne. Ve böyle yani sırf bunun için bile bu film tekrar tekrar izlenir. O dönemin o siyah beyaz Yeşilçam filmleri döneminin arasından böyle sıyrılan birkaç çok önemli böyle artık kült değeri taşıyan filmden biri bence Ağaçlar Ayakta Ölür. Ben filmi yani izlemedim, biliyorum ama izlemedim. Bu programı defter tutarak izleyenler var. Hı-hı. Bazen bana gönderiyorlar böyle herkesin işte bavulundan çıkanları. Eminim şimdi birileri yazıyor bunu. Çok güzel anlattın çünkü izlemek üzere. Çok, ben de izleyeceğim. Çok şahane film. Çok çok duygulu da filmdir. Yani böyle o İzzet Günay'ın birdenbire o tutulduktan sonra yani işe alındıktan sonra bir anda bir böyle bir köprü altı serserisiyken böyle bir tulummacı serserisiyken falan böyle birden böyle bir beyefendiye dönüşmesi, o rolünü oynayışı, o neşesi, o büyük annesine tatlılıklar yapan o sevimli halleri falan filan böyle o kadar iyi çekilmiş, o kadar iyi oynanmış bir film ki. Çok seviyorum bunu yani. Devam edelim. Ben çok merak ettim. Mutlaka izleyeceğim. Sonra haber veririm izleyince. Şimdi bir kitapla devam edeceğim. Aslında bir kitapla değil 10 kitapla devam edeceğim. Fakat bavuluma sığmadığı için sadece 3 tanesini koydum içine. Şöyle birincisini öne almaya çalışıyorum. Ve alamıyorum. Bu görülmüştür herhalde. Michel Zevaco'nun artık kült sayılan eseri Pardayanlar bir şövalye hikayesidir. 10 ciltlik. Özellikle çevrildiği, Türkçe'ye çevrildiği 60'lardan beri her dönem, her kuşak okurdan muhakkak karşılık bulmuş muhteşem bir şövalye hikayesidir. Ve böyle o jenerik şövalyelik denen şeyi çok iyi anlatan bir hikayedir. Böyle hep bunu şey derim yani böyle yağmurlu bir günde işte evde böyle cam kenarında oturup böyle pıtır pıtır yağmur sesinin altında okunacak bir kitaptır. Çok eski güzel bir renkli seridir. Kapakları vardı. Evet, çok güzeldi onlar. Neredeyse bir dönem her evde olurdu böyle bir evet, şeydi evet. Gözümün önünde. Ne zaman ilk ne zaman okudun? Hatırlar vallahi, mısın? Yaklaşık. Herhalde, ortaokul, lise falan yani ama ondan beri de bütün seriyi 6-7 kere okudum herhalde. Öyle yani mi? O kadar. Çünkü bu şey gibidir. Yani zaten bildiğim bir şeyi alıp böyle okumak
hani böyle internette falan da böyle bilgiler dolaşır. Bildiğiniz bir diziyi tekrar izlemek, o konfor alanını aramak, o eski mutlu günleri aramak falan filan gibi böyle işte sahiplerle herhalde. Belki öyle çocukluğu hani oraya onun nostaljisiyle falan merak ettiğim bir şey. Parlayanları çok severim. Yani her yerde de ilk sıralarda tavsiye ettiğim kitaplardan biridir Parlayanlar. Çok uzun süredir bu arada baskısı yoktu. Birkaç sene önce Dedalus bastı. Evet, Dedalus onda harika bir iş yapmış. Evet, bence söyleyelim. Hakikaten çok da güzel basılmış kitaplar. Peki şey soracağım. Başka böyle işte o duyguyu yeniden yakalama arzusuyla ya da başka nedenlerle tekrar okuduğun kitap çok var mıdır? Tekrar okur musun? Var, yani var, okurum. Mesela okurum. Neler aklına geliyor mu? Var, söyleyeceğim ama önce şunu söyleyeyim. Geçenlerde kabaca bir hesap yaptım. Bundan sonra şimdi 43 yaşındayım, 44 olmak üzereyim. Bundan sonra maksimum 40 yıl yaşasam, o da en bol kepçe hesapla. Belli olmaz yani, artık yüzü görüyor 40 yıl yaşasam, senede 100 tane kitap okusam, demek ki 4000 tane kitap okuma hakkım kalmış kabaca. Kötü değil. Az mı geliyor? Az tabii yani. 4000 tane kitap. Dünyada ne kadar çok kitap var düşünsene yani. Bugüne kadar kaç tane okuduğuna dair bir fikrin var mı? Yaklaşık. Hiç yok hiç. Yok değil mi? Hiç. Aklıma da gelmedi saymak. Ama şimdi böyle Goodreads'ten falan filan böyle bir şekilde işaretledikçe böyle orada bir birikim oluyor falan. Oradan böyle bir hoşuma gidiyor yani. Ama keşke zamanında hani böyle bir şeyim olsaydı. Şimdi bu 4000 tane kitap içerisinde 4000 tane kitap okuma hakkım varsa ki bunun içinde 120 sayfa olan da olacak, 680 sayfa olan da olacak yani. O yüzden tekrar okuma konusunda kendimi çok ikna etmem lazım. Çünkü o 4000 ya da 3000 ya da 2000 neyse işte bilemiyorsun. O haktan çaldığımı düşündüğüm için sürekli bir kitabı yeniden okuma konusunda artık biraz daha titiz davranıyorum. Ya da kötü bir kitap okuma konusunda da artık çok katı davranıyorum. Eskiden bırakmazdım. Yani iki elim kanlı olsun bitirirdim. Artık kusura bakma diyorum. Ne zaman bırakmaya başladın? Valla herhalde oğlum doğduktan sonra falan artık pek tahammülüm kalmadı yani. Ben de bırakamıyorum da ve bırakabilmeyi öğrenmek istiyorum. Hani kaç yaşında bu bilgelik geliyor acaba bana belki da gelir çocuk mi sahibi diye. Evet. Onu düşünmüyorum yani. Dolayısıyla zor. Ya şöyle şu var sanırım şeyde çok haklısın, bir tür hani daha keşfedilecek bir sürü yer varken neden aynı yere geri gideyim gibi bir şey. Ben sanırım tekrar kendini okutan kitapların şöyle bir özelliği oluyor. Tekrar okuduğunda aynı kitap olmamayı başaran bir takım özel kitaplar var. Evet, bunu doğru söylüyorsun. Bu konuda çok haklısın. Ona tekrar gidesi geliyor insanın. Ve hakikaten böyle 10 sene sonra baktığında çok çok az sayıda kitap bence bunu yapabiliyor. Ve çok özel kitaplar bunlar. Başka bir katmanını açtığını hissediyorsun. Sanırım onlara gidiyor insan. Bir de galiba şey de var. Bazı kitaplar kutsal kitaplar gibi içeriğinden yani sonuçta kutsal kitaplar değişmiyor yani. Yüzlerce yıldır aynı metin. Ama onları okumak için bahaneye ihtiyacın olmuyor. Açıyorsun okuyorsun falan. Onlar gibi böyle bir duygusal bir bağ kuruyor. Yani kutsallaşıyor anlamında söylemiyorum. Anladım. Ama onlarla kurulana öykünen bir bağ kurma şansın doğuyor. Ve böyle o bağla açıp mesela bir Pardayan'da ben rastgele bir yerini açıp okuyabilirim yani. Beni metnin içine almasını beklemem bile. Rastgele bir yerden açar okurum. Mesela Melih Cevdet Anday'ın Raziye'si böyle bir kitaptır. Raziye'yi açıp ortasından okuyabilirim yani. Yanında olan kitaplardan biri. Yanımda olan kitaplardan biri değil. O yüzden onu da aradan çıkarayım diye söyledim. İlk cümlesi onun da değil mi? Meğer sevdalanma. Evet. Etü edebiyatımızın en güzel ilk cümlelerinden biri muhteşem, herhalde. Muhteşem, muhteşem ve böyle orada anlatılan aşk hikayesi de bence çok çok özel ve böyle başlı başına edebi bir aşk hikayesi. Artı yani Melih Cevdet gibi usta bir kalemden, usta bir dilden yani yoğrularak çıkmış olmasıyla birlikte bir başyapıt olmuş tabii. Çok önemli bir roman. Yani herkesin okuması gereken romanlar arasında muhakkak alırdım eğer böyle bir şansım olsa bir okullarda falan. Çünkü bir aşk hikayesini çok seviyorum. Yani iyi bir aşk hikayesi iyi bir romanın içine girebilmek için en kolay, en davetkar malzemelerden biridir. Yani bir aşk hikayesi varsa. Bir de ben biraz böyle hastalıklı aşk hikayelerini falan da seviyorum. Yani öyle mi? Yani böyle
Yani işte Ali Ayşe'yi seviyor düzeyinde hani böyle bildiğimiz dünyada olabilecek en basit formüllerle açıklanabilecek aşk hikayelerinden ziyade onlara da okeyim, onlara da okurum. Yani işte ne bileyim işte beyaz dizi, pembe dizi romanlarını falan bile okumaktan hiç imtina etmem ama mesela işte Masumiyet Müzesi gibi mesela böyle daha hastalıklı, daha böyle böyle sevgiden, aşktan öteye geçmiş böyle daha tutku, daha hastalık, daha iptila düzeyindeki aşk hikayelerini okumayı da çok seviyorum. Raziye'de de öyle bir ton var bence. O yüzden de belki onu çok seviyor olabilirim. Aşk çok aşırı kuşatıcı bir duygu olduğu için insanın her şeyiyle. Aslında bu tür böyle insan ruhunun karanlık taraflarını anlatırken çok muhtemelen yazarın elini rahatlatan bir şey yani. O çünkü gerçekten insanın çok acayip yerlerini çıkartabiliyor. Çok büyük bir duygu olduğu için. Sanırım aşk hikayelerini hem yaşarken hem de yazarken o söylediğin karanlık işte saplantılar, takıntılar, korkular, paranoyalar, fobiler onları anlatmak için elverişli bir zemin de sunuyor aşk hikayeleri. Bir de aşk çok kişisel bir şey yani hani kimsenin aşkı kimseninkine benzemiyor. Üstelik kimseyle yaşadığınız aşk da bir başkasıyla yaşadığınız aşka benzemiyor. Yani çok çok kişisel bir şey. Dolayısıyla da böyle sonsuz seçenek arasından başka başka aşk hikayeleri okumak falan bana çok cazip geliyor her zaman. Küçükken şu an söylediğin şey şunu hatırlattı. Anneme şöyle bir şey sormuşum böyle 5-6 yaşındayken falan. Ya anne hani işte anlamaya çalışıyorum. İnsanlar aşık oluyor, evleniyor, bir şeyler oluyor falan orada. Böyle hala da bu sorunun cevabını şey buluyorum. Ya anne bir insanı hani ben birini sevdim peki. Peki o beni nasıl seviyor? Bu nasıl denk gelebilir ki diye. Annem diyor ki o yaşta cevap veremedim sana hala da cevabı bilmiyorum demişti. Gerçekten öyle çok acayip bir şey. Dediğin gibi çok biricik, çok şey. O denk gelişin mümkün olması. Güzel soru bu arada. Ama cevabı yok hakikaten bilmiyoruz. Evet zor. Çocukların böyle soruları eminim senin oğlunda bazen asla bilemeyeceğin bana şeyler soruyor. Ağacın motoru nerede diye sordu geçenlerde. Çok mantıklı. Dedim ki ağaç hareket etmiyor ki. Sallanıyor ya falan dedi. Dedim rüzgardan sallanıyor. Rüzgar motoru mu var? Teknik mantıklı. Bir bakış. Mantıklı. Devam edelim istersen. Devam ediyorum. Yine bir başka filmle devam edeyim. Tamam. Çok lafı da uzatmadan konuşmaya çalışıyorum ama yani süreyi efektif kullanmak yani adına. Yani bence gayet iyi şey ayarında gidiyoruz. İstediğin gibi konuşabilirsin. Bu ben seni hızlandırırım eğer sürenin az olursa. Bu 8. gün Louis Tiemjo. İşte Daniel Auteuil'in başrolünde olduğu bir film. Bir Down sendromlu bir çocukla böyle finans dünyasında böyle bir kurtlar sofrasında hayatta kalmaya çalışan ama iş hayatındaki başarısına aile yaşantısını feda eden böyle sözde başarılı ama insani olarak çok hayal kırıklığına uğramış bir adamın yollarını kesişmesi üzerine anlatılan bir hikaye. Çok sevdiğim bir film benim. Yani herkesin de izlemesini isterim açıkçası. Çok böyle çok sıcak bir filmdir. Çok böyle sevginin her şeyden bağımsız yeşerebileceği, her şeyden bağımsız insanların arasındaki tarife gelmez bağı örebileceğini gösteren çok güzel, çok sevgi dolu, çok sıcacık, çok eğlenceli bir film. Ben hassas da bir film, duygusal da bir film ama yani kimseyi incitecek bir hassasiyetten bahsetmiyorum. Yani böyle hani şey içli diyeyim. Yani içli ve neşeli bir film. Çok iyi oynanmış bir film bu arada. Bir şey soracağım. Önce bir şey soracağım ama önce şunu sormak istiyorum. Sen içlenmeyi seven birisin galiba. Ya doğru ben mu? Biraz üzgün biriyim. Ya. Yani ben genel olarak biraz üzgün biriyim. Yani dolayısıyla bu söylediğini şöyle değiştirebilirim. Ben neşelenmeyi seven biriyim ama üzgün biriyim genel olarak. Yani hani illaki üzülecek bir şey bulurum falan hani o yüzden tabii biraz böyle yani baba olduktan sonra falan bunları artık böyle bu türden böyle melankolik çöküşler bilmem neler falan filan bunlar artık olmuyor yani. Baba Lego yapalım falan dediği anda hani konu dağılıyor falan hani
Ama genel olarak üzgün biriyimdir yani. Peki bir reklam aramız var. Bu üzerine düşünülesi bir cümle söyledin. İnsanın üzgün olması hal, bir durum olarak, bir vaziyet olarak, yani böyle anlık bir şey olarak değil de bir karakter olarak üzgün olmak. Ben de düşüneceğim. Kısa bir aramız var. Birkaç dakika sonra tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba. Mahir Ünsal Eriş'le konuşmaya devam ediyoruz. Bence çok güzel konuşuyoruz ya, ben değil ama anlattıkları çok ilgimi çekiyor. Umarım sizler için de öyledir. Hemen devam edebilir miyiz lütfen? Hemen devam ediyorum. Şimdi bir değişiklik yapıp bu sefer kitap ya da film göstermeyeceğim, defterlerimi göstereceğim. Çok merak ettiğim bir şey yazmakla ilişkin. Şimdi ben defterlere yazmayı çok seviyorum. Yani doğrudan defterlere yazdım, kitaplarım da oldu. Ama bu işin angarya kısmı beni biraz yoruyor. Yani deftere yazdıktan sonra onu tekrar bilgisayara geçirme kısmı falan filan, o angarya çok gözümde büyüdüğü için artık çoğunlukla doğrudan bilgisayara yazıyorum. Ama hala deftere yazdığım şeyler var. Ve bilgisayara bile yazıyor olsam bir romanı, bir hikayeyi, bir şeyi, muhakkak not aldığım defterlerim oluyor. Bunlar da o defterlerden bazıları. Hatta gördüğün gibi defter. Nesnelere böyle somut biçimde adlanma. O bir Gençler Birliği. Bu bir Gençler Birliği defteri. Keza bu da bir Gençler Birliği defteri. Fakat üstünde adım yazıyor. Evet. Ve bu şey. Kitap kapağı gibi zaten. Hatta daha da el yükseltiyorum. İçinde de oğlumla benim fotoğrafımız var. Her sayfada böyle bir şey var. Bir çok güzel. Hediye bu. Çok yakışıklı bir defter. O kadar yakışıklı bir defter ki yazmaya kıyamadım yani. Yanında taşır mısın defter? Yanımda muhakkak bir defter olur. İlla ki küçük olur, büyük olur. İlla ki bir defter. İşte mesela böyle adlandırırım da defterleri. Mesela bilmesem de olurdu defterim var bir tane. Öyle öğrendiğim saçma sapan bilgileri falan oraya not ederim. İlla ki bir metinde bir şeyde bir yerde kullanırım. Kullanmasam bile onları öğrenmiş olmak hoşuma gittiği için. Ya ben bir şey bir yerde okumuştum falan diye merak ettiğim zaman bilmesem de olurdu defterine açar bakarım. Peki bu defterin adının sadece defter olması o defterle ilgili ne söylüyor? O defterin sadece günlük yapılacak işler işte... Anladım. Cem Akaş'a mail at, işte ne bileyim Mustafa'yı ara falan filan gibi böyle o türden işleri yazıyorum. Burada böyle bu mesela bir alıntılar, laflar defteri adı. Bunda böyle şey çeşitli kitaplardan, metinlerden alıntılarım, beğendiğim şeyleri alır deftere not ederim. Çok çok defterciyim ben. Yani yine böyle Babil için notlar demişim mesela, Babil'i yazarken aldığım notlar. Bilgisayara yazmak ve kağıda yazmak arasındaki... Çok büyük fark var. Evet, nedir? Şöyle bir fark var. Elle yazarken daha yavaş yazdığınız için daha fazla düşünerek yazmak durumunda kalıyorsunuz. Bir de daha derli toplu bir cümle kurma ihtiyacı duyuyorsunuz. Çünkü bilgisayarda yazarken çat 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 dönüp düzeltmek mümkün. Ama defterde biraz da ben böyle özenirim de yazarken. Yani böyle yanlış bir şey yazmayayım falan diye... Bu da yine ismini vermek istemediğim bir kitabımın notlarının olduğu. Ha, henüz bir gelecek bir de kitap mı bu? Evet. Ha, güzel. Ne zamana bekleyelim kendisini? Kısmet diyelim. Kısmet diyelim. Tam. Fakat şöyle bir şeyim var benim. Koparamadım. Çizgili deftere yazı yazamıyorum ben. Çünkü biraz böyle büyük harflerle ve el yazısı yazıyorum. Çizgili deftere yazdığım zaman... Bir şekilde böyle oraya sıkışmaktan böyle strese giriyorum falan. Yazdığımdan keyif alamıyorum. O yüzden sadece çizgisiz deftere yazıyorum. Peki şunu sorayım. Saklar mısın bütün defterlerini? Ya saklıyorum da işte... yer değiştirmeler falan. Çok yer değiştirdim. Bir de mesela benim annem falan da böyle hani bir şey buldu mu... Artık bile işe yaramayacağını düşünüyorsa hiç gözünün yaşına bakmaz, atar yani. Ha? Hay Allah'ım. Halbuki bir yazarın o şeyleri çok kıymetlidir. Ama işte o sana yazar gözüyle bakmıyor ki. Yani sen onun, yani doğru. Onun için öyle. Peki. O kadar da önemli biri değilsin yani.
Yine bir filmle devam edeyim tamam. O zaman. Bu filmle bir de albüm göstereceğim çünkü. Bu filmle bu albümü birlikte konuşalım. Albümü bir şey tutabilir misin? Ayrı tutayım şöyle. Evet. Çağdaş Türkü'nün Bekle Beni albümü bu. Filmde Sen Türkülerini Söyle Şerif Gören'in filmi, Kadir İnanır'la Sibel Turnagöl vardı başrolünde. Bu filmin müziklerini Çağdaş Türkü... Yes. Evet, tamam. Tam olarak öyle. hatta bu filmin içinde bir karede Çağdaş Türkü prova yaparken görünüyor. Kadir İnanır sokaktan geçiyor. Onlar da içeride prova yaparken görünüyorlar falan. Ben önce albümü biliyorum, sonra filmi keşfettim. Çok kısa geçeyim. Kadir İnanır siyasi sebeplerle 12 Eylül döneminde hapse girmiş, çıkmış ve sürgüne gidecek. Sürgüne gitmeden önce bir anasını babasını ziyaret etmek üzere İstanbul'a geliyor. Konya'ya gidecekti galiba sürgüne. Babası küs, işte bu siyasi meselelerden dolayı yüzüne bakmıyor falan. Arkadaşlarını görmeye gidiyor. Arkadaşların hepsi onun bakış açısıyla söyleyeyim, düzenin çarkları arasında, o düzenin bizzat çarklarının kendisi olmuş, dönüşmüş. Yani öncesinde mücadele ettikleri insanlara dönüşmüşler. Böyle daha adlı adlı söyleyeyim, böyle çok böyle esaslı kapitalistler olmuşlar. Ve böyle döndüğünde eski arkadaşlarını bulamıyor olması, onu ihbar edip cezaevine girmesine sebep olan adamla yüzleşmesi falan filanı, böyle her şeyle duygusu çok yoğun bir film. Bu film yanılmıyorsam sinemamızın 12 Eylül'le ilk hesaplaşmalarının, evet, yani da biri yani. Şerif Gören bir... çok bu cesareti gösterebilecek, evet, bir yönetmen zaten. Hani Şerif Gören'in kendisi de var bu arada filmin içinde ve Şerif Gören kendisini de artık reklam filmleri çeken bir adam olarak göstermiş. Yani kendisini de eleştirmekten hiç kaçınmadığı bir film. Böyle bütün kahvede oturup at yarışı oynayıp işte bilmem yani reklam filmi çeken falan. Kendini de davaya ihanet edenlerden biri olarak biraz öyle bir koymuş. Tonu da var yani. Bir tek Kadir İnanır filmi, ki adını hatırlamıyorum şimdi ama bir tek o şeyde devam ediyor. Ve gerçekten mesela işte Tuncay Önder var. Tuncay Önder'i oynuyor filmde falan gibi. Hani böyle yani kimseye acımamış Şerif Gören. Kendine de acımamış falan. Çok güzel ve müzikleri Çağdaş Türkü'nün Bekle Beni albümündeki parçalardan oluşuyor. Çok çok güzel şarkıları vardır Çağdaş Türkü'nün. Bu albümü çok seviyorum. Yani filmden önce albümü bilirdim zaten. Çağdaş Türkü kabaca tarif etmek gerekirse Yeni Türkü'ye tepki olarak kurulmuş bir grup aslında. Çünkü Yeni Türkü'nün Ankara'yı bırakıp İstanbul'a göç etmesi sonucunda rahmetli Eftar Küçük İstanbul'a gelmek istemeyip Ankara'da kalınca herhalde o dönem bir böyle küçük bir dargınlıklar falan da olmuş araları. Sonra düzeldiğini tahmin ediyorum ama öyle küçük bir dargınlık olmuş olabileceğini tahmin ediyorum. Gerçi hani şeyde İstanbul'da kaydedilmiş albümlerinde de sanırım Çağdaş Türkü'den birileri var. Mesela şeydeki Yeni Türkü'nün Başka Türlü Bir Şey benim parçasındaki klavyeleri Çağdaş Türkü'nün klavyecisi Bahadır Su'da, o da rahmetli oldu. Eftal Küçük, Bahadır Su'da, Erkan Oban, dede derlerdi ona, ve Tolga Çandar'dan oluşuyordu grup. Hepsi rahmetli oldular. Tolga Çandar hayatta, Allah ömür versin. Çok güzel şarkıları var. Çok çok severim. Yani hani Yeni Türkü'den çok başka bir duygusu vardır. Yeni Türkü'yi çok severim. Çok hani benim için çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir müzik grubu. Çağdaş Türkü de benim için bambaşka, çok özel bir gruptur yani. Ben sadece Bekle Beni şarkılarını biliyorum. Ve bu Simonov'un şiirinden, bu galiba Ahmet Ali yazmıştı buradaki, evet, Bekle Beni. Ama yine o Simonov'un şiirinden o ilk bir dörtlüğü alıp o diye galiba hatırlıyorum. Şey, Simonov'a ithaf edilmiş bir şiir yani. Galiba. Sonuçta Cem Karaca'nın var bir Bekle Beni'si.
Çağdaş Türk'ünün var, bir de Ezgi'nin günlüğü var, ve müziğimizdeki bütün beklebenilerin... Cem Karaca ile Ezgi'nin günlüğününki ikisi de Simonov'un galiba. Ha, o direkt aynı, evet aynen. Şiirin belirli kısımlarını alıp başka kısımlarını... Bu başka bir şiir ama Ahmet Halil ona ithafen yaptı. Galiba öyle bir şey. Bir nazire var yani oradan. Sonuçta böyle yani müziğimizde üç tane beklebeni var. Bence üçü de birbirinden güzel. Bu da bana çok acayip geliyor. Kenar Mahallede Bir Pazar Günü vardır. Çok güzel bilmiyorum. Bir şarkı. Rami Kışlası çok güzel bir şarkıdır yine. Sonra enstrümantalleri falan vardır. Onlar da çok güzeldir. Ben bayılırım yani. Herkese tavsiye ederim. İnternetten de dinlenebiliyorlar. Devam edelim. Devam çünkü edelim. Böyle bir 15 dakikamız falan 15 var dakikamız var. Ama bence o zaman, gördüğüm kadarıyla... Ayıcıklarımla devam ediyor. Evet. Eğer sorun olmayacaksa. Lütfen. Bu ayıları ben yaptım. Ethem bunları çok seviyor benim oğlum. Bu baba ayı, bu Ethem ayı diyor. Bu ayıları benim yapmamın esprisi şu. Ben memuriyetten istifa edip Bodrum'a yerleştikten sonra böyle bir anda günün çok uzun olduğunu fark ettim. Ve böyle kendime bir takım meşgaleler aradım. Ne zaman bu? 2015 ya da 16 olmalı. Bir sabah ben bir enstrüman yapacağım diye uyandım. Fakat hayatımda baltayla odun kırmışlığım bile yok. Yani hiçbir şeyim yok. Hani ağaçla, işte testereyle, işte marangozlukla falan en ufak bir bağım, temasım yok. Böyle bir takım enstrümanlara baktım. Gitar yapabilir miyim? İşte ut yapabilir miyim? Çok iddialı falan. Bir başlangıç. Tabii. Tam bir cahil cüreti yani. İşte ut yapabilir miyim falan filan derken sonra şunu yapayım, bunu yapayım falan filan derken klasik kemençe küçük bir şeydir. Böyle 40 santim boyunda bir şeydir yani. İstanbul kemençesi. Kemençe yapayım, bu küçük, bunu yaparım ben falan diye. Çok merakla dinliyorum. Bir anda aşka geldim ve kemençe yapmaya karar verdim. İnsanlık tarihinin gördüğü en kötü kemençe oldu. Duruyor yani, mu? Yani duruyor. Evet, durmalı duruyor, çünkü. Tabii böyle bir şey. Hayatımın utanç müzesinde baş köşede duruyor çünkü çok kötü oldu. Fakat... Böyle bir hani sanatçı yorumlamış, stilize etmiş kemençeyi falan gibi laflar yazsak ikna edici olmaz hiç mı? Hiç yolu yok çünkü bir enstrümandan bir insanın bekleyeceği ilk şey nedir? Ses çıkarması. Ses çıkmıyor. Sonra sevgili Cengiz Onural, Cengiz abi çok çok kıymetli bir müzisyen, çok değerli bir besteci ve çok da iyi bir kemençecidir. Çok iyi bir kemençe ustasıdır. O bir gün beni ziyaret etti sağ olsun. Kemençeme hakaret etmek bir yana çok güzel yaptığımı söyleyip beni teşvik etti. Ama dedi istersen ben sana bir tane kalıp getireyim. Çünkü dünyanın en kibar adamıdır. İstersen ben sana bir tane kalıp getireyim. Hani ona bakarak yap istersen hani diyerek. O kalıp sayesinde ben bir sürü kemençe yaptım. Ha, gerçekten yaptın. Yaptım. Sana. Yani ses mes falan da çıktı yani. Ama sonradan bunun tabii çok aşırı cüretkar bir hareket olduğunu bir noktada anlayıp vazgeçtim, artık yapmıyorum. Ama bir şekilde ağaca, tahtaya, testereye bilmem neye bulaşmış oldum. Ve gelinen noktada birkaç yıl sonra evdeki mobilyaları falan yaptım. İşte masalar, kitaplıklar, bilmem neler falan filan. Şimdi de Londra'da hani böyle çok marangozluk yapacak alanım olmadığı için böyle ufak tefek şeyler bazen yapıyorum. Bunları da böyle... Bir yerde buna benzer bir şey görüp kendim onun üzerinden sonra çizip böyle bir baba oğul ayılar yapmıştım. Bunun gibi böyle küçük tahta şeyler yapıyorum yani. Ya bu çok güzel, aşırı güzel bir şey. Ethem bence çok şanslı. Bunu eminim yıllar sonra duygusunu da hatırlayacaktır. Şey çok benim imrendiğim bir şey. Yani insanın eliyle bir şey yapması. Oradaki tatmini yani zihnin... Hep sen zihnini kullanarak bugüne kadar var olmuş bir insansın. Çok başka iki mekanizma. Çok şükür çünkü ben bedenen çok tembelim. Öyle. Peki ama sonuçta zihinle ürettiğin şey görece soyut bir şey üretiyorsun. Hı-hı. O kelimeler kağıda basılsa da soyut sonuçta. Hı-hı. Bir de burada böyle çok somut işte mobilya üstüne oturuluyor mesela. Nasıl o ikisinin duygusu nasıl bambaşka iki tatmin olsa gerek? Ya da benzer yani, bir yanı var mı? Şöyle söyleyeyim Eylül. Eğer bir marangozhanem olsaydı, eğer bir atölyem olsaydı, tek kelime yazmak aklıma gelmezdi. Öyle mi? Yani, çok doyuruyor değil mi? O kadar çok seviyorum ki. Yani
keşke gerçekten hani böyle böyle şeyler olur. Mesela bir telefon gelse, işte ben işte bilmem ne sahibi işte falanca, kont bilmem kim falan ve işte sana bir marangozhane kurmaya karar verdim dese, gel o dakika bırakırım yani. Aklıma bile gelmez yazı yazmak. O kadar çok seviyorum. Yani umarım olmaz. Hayallerini baltalamak istemem ama okurlar yani ben, olarak sevindirici olmaz bizler için. Ama ben, evet, ben anlıyorum. Ben de bir kont tarafından aranmak ister miyim? Çok emin değilim açıkçası. Evet. Kitaplarla hızlıca devam edeyim. Çünkü süreyi biraz şey kullandım. Yok. Hoyrat kullandım. Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri benim için bir hasbelkader öykü de yazmış biri olarak bir ders kitabı niteliğindedir. Öykü yazmak isteyen herkese de ilk önce Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayelerini okudun mu diye sorarım. Çünkü gerçek bir öykü dersidir Memleket Hikayeleri. Sen daha çok öykü yazıyorsun, sonradan daha romana döndüğün gibi oldu biraz ya, değil mi? Şöyle oldu, ben aslında roman yazmak istiyordum. Hiç roman teşebbüsün oldu mu diye sordular. Yo dedim, yani bir yere başvurup hani önce roman yazıp ondan sonra mı karar veriyorum? Tescil ettiriyorsun önce. Yani önce bir öykü falan yaz bakalım, eline mi yapışır falan dediler. Yazdım, gerçekten yapıştı bir Kim noktadan sonra. Kim bunu diyor? Ayıptır sonra. Bir arkadaşım yani. Bir öykü yaz bakalım, bir becerebiliyor musun, bir görelim falan filan. Dedi abi ki mesela 19 yaşındayken bir roman yazmıştım kendi kendime. Bunu da sadece birkaç arkadaşım bilir. Mesela Çağıl vardır, çok sevdiğim arkadaşım. Çağıl bilir, o romanı okuyan ve hala hayatta olan, hala öldürmediğim birkaç kişiden biridir. Konusu neydi? Aşktı tabii ki. Tabii yani. Ki, anladım. Bir roman yazmıştım. Hatta şöyle söyleyeyim, daha sonra yazdım Benim Adım Feridun öyküsü. O kitabın içindeki bölümlerden birinin üzerine kuruldu. Yani oradan tasarlayarak çıkardım. Yani kendimden intihal yaptım. Ama sonuçta aslında malzeme varmış. Belki evet. Uygulama başarısız öyle diyorsun ama. Her zaman roman yazmak istiyorum. Yani öykü yazma niyetim hiç yoktu. Fakat bir yaz bakalım ne olacak falan dediler. Ben de yazdım. Sonra baktım hoşuma gitti. Yazdım falan. Peki son bir şey soracağım. Bavula devam edelim. Hangisinin daha kolay olduğunu düşünüyorsun? Öykü mü, roman mı? Yazmanın. Ya bu konuda ne söylesem çok cüretkar görünür ve hadsizlik etmiş olurum. Peki. İkisinin de kendince zorlukları var. İkisinin de birbirinden çok farklı keyifleri var. Yani sunduğu keyifler var. Yani roman yazmanın keyfiyle öykü yazmanın keyfini kıyaslayamam bile. Yani birbirlerinden çok başka şeylerden bahsediyor oluruz. Yani. Ama ikisini de çok seviyorum. Fakat artık öykü yazamıyorum pek. Yani çünkü öykü yazmak, öyküyle düşünmeyi de beraberinde getiren, talep eden bir şey. Artık çok öyküyle düşünemiyorum. Yani bir hikayeyi kurgularken onu romanla düşünerek kurguluyorum. O yüzden biraz daha kendimi romancı hissediyorum şimdi. Anladım. Devam edelim. Bir öykü kitabıyla daha devam edeceğiz. Bu da Sait Faik'in Lüzumsuz Adam öyküsü, öykü kitabı. Sait Faik'in bütün öyküleri çok değerli, çok eşsiz, çok önemli. Her biri yine Memleket Hikayeleri için söylediğim gibi birer öykü dersi niteliğindedir. Çünkü bizim şu anda modern, çağdaş öykü, yani Türkçedeki çağdaş öykü dediğimiz şey aslında Sait Faik'ten öğrendiğimiz öykücülük üzerine kuruludur dersem çok iddialı olmamış olmasını umarım. Hatta Ahmet Büke'nin bir sözü vardır. Hepimiz Sait Faik'in kayığından çıktık da. Ya, evet. Çok doğru bir söz. Yani çağdaş Türk öykücülüğünün temelinde hep Sait Faik öykücülüğü yatar. Yani bir sürü şeyler okuduk, ondan sonra bir sürü bilmediğimiz kitap çevrildi. Bir sürü Sait Faik'in zamanında henüz doğmamış yazar doğdu. Onları okuduk, hayran olduk falan filan ama o hala Türk öykücülüğünün temel taşıdı. Bir de Lüzumsuz Adam çok özel bir kitaptır. Lüzumsuz Adam Sait Faik'in artık insandan ümidini kesmeye başladığı yaşların, zamanların öyküleridir. İlk öykü kitapları biraz daha umutlu, ümit var insandan yana, biraz daha ümit var kitaplardır. Burada artık biraz o şeyin kırıldığını, o açıdan kendime daha yakın hissediyorum. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Belki sen biliyorsundur, ben yeni öğrendim. O izleyicilerden bilmeyenler varsa, Murat Belge yazmıştı zannediyorum. Ondan okudum.
Lüzumsuz Adam Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabına koymak istediği isimmiş. Hı hı. Sonra o isimden emin olamamış, çok S var, Z var, bir kakışım oluyor falan deyip vazgeçmiş. Ve Cevdet Kudret, Sait Faik bu öyküsüne isim vermeye çalışırken ya Lüzumsuz Adam diye Sabahattin Ali güzel isim bulmuştu, sonra kullanmadı, sen kullan istersen demiş. O da sevmiş ve kullanmış. Bu bana çok acayip geliyor. Kürk Mantolu Madonna'nın ismi Lüzumsuz Adam olsaydı biz o kitapla başka bir ilişki kuruyor olabilirdik. Çünkü iki farklı şey söylüyor bu iki isim. Ve sonra mesela ya iyi ki Sait Faik'e nasip olmuş isim diye düşünmüştüm. Çünkü evet, evet, başka isimlerle düşünemiyorum her iki kitabı da. Bir de bu kitaptaki öyküler tam böyle tam Lüzumsuz Adam çatısının altını dolduracak öyküler, evet, bence. Yerini yani bulmuş gibi. Devam edelim istersen. Neler kaldı? Devam ediyorum. Bakıyorum. Efsanevi Kırmızı Doğumlu. Yine bir filmle devam edeceğim. Tamam. Zaten filmlerim de sonuna gelmiş gibiyim. Tamam, süper. Birkaç dakikamız var. Tamam. En azından göstermiş olalım. Bu var elimizde. Bir bir Türk sinemasının artık tartışılmaz eserlerinden biri. Bu çok özel bir film. Tabii üstüne ne söylense artık hani hadsizlik olur, ne söylense boş olur, her şey konuşuldu. Çok güzel kitaplar bile yazıldı yani bunun üzerine. Hem akademisyenler tarafından falan hem de yani. Çok özel bir film. Yine o bahsettiğim o iptila, o hastalıklı aşk, o saplantılı aşk hikayesi için çok önemli, çok özel bir yerdi. Ve Türk sinemasındaki aşk hikayeleri kurgusunda da yine Sait Faik öykücülüğünün bizim öykümüzün temelinde yatması gibi bu saplantılı aşk hikayelerinin Türk sinemasında, örneğin Demir Kubuz'un saplantılı aşk hikayelerindeki bence temelinde yatan bir vesikalı yârim duygusu var. Ki yine de şunu da söylemek lazım. O da aslında bir Sait Faik öyküsünden yola çıkarak kurgulanmış bir şey. Sait Faik Menekşeli Vadi öyküsünden esinlenerek, oradan yola çıkarak, oradan hareket ederek kurgulanmış bir senaryo. Çok her şeyin dorukta olduğu, yani Türkan Şoray'ın güzelliğinin, gençliğinin, şöhretinin dorukta olduğu, oyunculuğunun keza, İzzet Günay'ın öyle, işte yönetmenliğin, senaryonun, İstanbul'un falan böyle her şeyin böyle olabilecek en pür, en böyle kristalleşmiş haliyle bir araya geldiği, metniyle de çok özel bir şey. Yani sadece çok eskiden sevmek de yetmiyormuş, çok eskiden rastlaşacaktık repliği için bile bu film tekrar tekrar izlenebilir. Çok özel bir film. Hani ben bunun üzerine konuşabilecek durumda biri değilim ama bence çok güzel de konuştun. Şey, sendeki karşılığına dair en azından bayağı bir şey duymuş olduk. Son bir dakikamızmış. Son ne bir çıkarırsın dakikamız bize? Aldı. Film. Bu arada kalanları sosyal medyada paylaşacağız. Tamam. Bunu hemen çok hızlıca söyleyeyim. Evet, Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'in Memleketinden İnsan Manzaraları. Benim için bir çağdaş Türk dilinde yazılmış en güzel şeylerden biridir ve bir modern zaman mesnevisidir bence. Yani karşılaştırmak gerekirse edebi zenginliği ve hikaye zenginliği açısından çok özel bir şey. Türk insanını çok iyi tanıyan bir edebiyatçı, üstelik de onların arasında yetişmemiş bir edebiyatçının bu kadar ustalıkla onları anlatması, muhteşem hikayelerle, muhteşem ve bunu hani bir destan halinde, şiirle, nazım halde yapmış olması muhteşem bir şey. Her zaman dönüp dönüp okuduğum kitaplardan biri. Çok teşekkürler. Bir film kaldı sanırım. Onu artık sosyal medyada bulsunlar kaldı, diyelim. Geleceğe Dönüş serisi kaldı. Zaten bilim kurguyla ilişkini biraz söylemiştin. Onu da oradan şey yapmış olalım. Mahir, çok teşekkür ederim. Ya benim için çok besleyiciydi. Umarım değil, eminim izleyiciler için de öyle oldu. Bir sürü kapılar açtı, bir sürü kitaplara, filmlere götürdü. Umarım sen de keyif almışsındır. Teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Ayrıca da
bir ulusal kanalda canlı bir kültür sanat programının yapılıyor olması bence hala mucize yani. Muhteşem bir şey. Yani. Çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oluyorum bunu yapabildiğim için ve sizler gibi insanlarla yapabildiğim için çok teşekkür ederim tekrar. Her zaman olduğu gibi de sevgili konuğumuzla vedalaşacağız. Sizleri haftanın kültür sanat ajandası videomuza uğurluyoruz. Ardından ben geri gelip bu haftanın yeni çıkan kitaplarını anlatacağım sizlere. Buyurun bakın şehirde neler olmakta. Kültür sanat dünyasının nabzını tutmaya ve şehrin etkinliklerini size ulaştırmaya çalıştığımız Pandora'nın merakı kültür sanat ajandasında bu hafta. Nermin Yıldırım'ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan tiyatroya uyarlanan Aile Yalanları, hem kendimiz olup hem de sevebilecek miyiz sorusu ekseninde şekilleniyor. Aile cenderesinde kendi yolunu bulmaya çalışan Belgin, ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan Kamuran ve herkes mutlu olsun istedikçe kendi dahil kimseyi mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen'in buruk ama neşeli hikayesinin anlatıldığı oyunda Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan aynı sahneyi paylaşıyor. Hakan Emre Ünal'ın yönettiği Aile Yalanları 29 Şubat Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. 1 Şubat'ta Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde açılan Serkan Akan'ın Havada ismini verdiği sergisi 3 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Dinleme, dikkat ve fark etme pratiğiyle kurulan düzeneklerde ihmal edilmiş seslere yer verilen sergide eşyaların canlılığına vurgu yapılıyor. İş Sanat 5 Mart Salı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile piyanist Rüya Taner'i sahnesinde ağırlıyor. Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin repertuarında Ali Hoca'nın Kıbrıs Kaprisçosu ile Wolfgang Amadeus Mozart ve Felix Mendelssohn'dan eserler yer alıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 24 Şubat'ta premierini yaptığı 2. Mehmet Operası, ünlü besteci Gioacchino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alındı. Türklerle ilgili operalar içindeki en önemlilerinden biri olan ve Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser, zengin orkestrasyonuyla da dikkat çekiyor. 2-6 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek eserde, ünlü İtalyan orkestra şefi Alessandro De Marchi de konuk şef olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı yönetecek. Merakla beklenen serinin ikinci filmi Dune Çöl Gezegeni Bölüm 2 bu haftanın dikkat çeken yapımları arasında. This world is beyond cruelty. You've been fighting the Harkonnens for decades. Frank Herbert'ın aynı adlı klasik bilim kurgu kitabından uyarlanan macera bilim kurgu türündeki filmin başrollerinde Timothée Chalamet, Zendaya ve Rebecca Ferguson gibi isimler yer alıyor. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. Filmin yönetmeni Denis Villeneuve, ilk filmin daha düşünsel, serinin devamı olan ikinci filmin ise daha aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi olduğunu dile getiriyor. Show me who you are. Amerikan epik bilim kurgu filmi Dune Çöl Gezegeni Bölüm 2, 2 Mart Cuma günü vizyonda. Tekrar merhaba. Haftanın kitaplarına da bakalım hızlıca. Yine elimde çok kitap var. Bu ara yayın evlerimiz oldukça verimli bir dönemden geçiyorlar. İlki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Babam Hasan Ali Yücel kitabı, Gülümser Yücel kitabı. Arda Kukul'un Gülümser Yücel'le yaptığı bir nehir söyleşi içeriyor. Çok kıymetli. Hasan Ali Yücel'i malumunuz köy enstitülerinin kurucusu, Türkiye'nin en uzun dönem görev yapmış Milli Eğitim Bakanı ve Türkiye kültür, sanat, edebiyat camiasının oluşmasında, biçimlenmesinde, bugüne gelmesinde çok ayrı yeri olan biri. Uzun bir nehir söyleşi, onunla ilgili bilinmeyenleri bulabileceğiniz, kızının bakış açısıyla kişisel bir tarafına bakabileceğiniz ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın da kurucusu kendisi. Onun hikayesini de bulabileceğiniz bir kitap yeni çıktı. Çok sevindirici bir gelişme olarak bununla başlayalım.
Ardından Rachel Kushner'ın Salon Mars kitabı, Siren Kitap'tan Begüm Kovulmaz'ın çevirisiyle. Çağdaş Amerikan yazınının yetenekli isimlerinden biri Rachel Kushner. Bu kitapta da böyle bir gece kulübünde başlayıp bir hapishaneye uzanan bir hikaye, bir kadın öyküsü anlatıyor. Sistemi ve sistem dışında kalmanın ne demek olduğunu sorgulayan bir hikaye. Booker ödülü adayı olmuştu kitap. Dilimize çevrildiği için mutluyum. Merak ettiklerimiz arasında bu da. Sonra Suriye komşumuzdan Suriyeli bir yazar Samar Yazbek, Çamur Gezegeni, Mehtap Özer İsoviç çevirisiyle Ketebe'den yayınlandı. Samar Yazbek PEN ödüllü bir yazar, bir Suriyeli yazar. İç savaşı anlatıyor aslına bakarsanız. Meşhur, bütün coğrafyamızı sarsan Suriye iç savaşının öyküsünün orada geçen bir hikaye. Hastane yatağına mahkum olmuş ve yürüyemeyen bir kadının yürüdüğünü hayal etmesiyle başlayan, zihninde geçen böyle bir bilinç akışı şehrinde geçen ve savaşın da şiddetini bir hastane yatağından anlatan bir kitap Çamur Gezegeni. Bu da yeni çıkanlardan bir diğeri. Ardından Acil Durum Daisy Hildyard'ın kitabı Serkan Göktaş çevirisiyle Livera'dan çıktı. Bu da toplumsal olayların, ya toplumsalla bireysel olanın nasıl iç içe geçtiğini ve küçük hayatlarımızın toplumsal olaylardan nasıl etkilenebileceğine dair bir roman. İklim krizinden pandemiye pek çok büyük meselenin küçük kişisel hikayelerle birleştirildiği bir hikaye, bir roman. Amerikalı Daisy Hildyard ve genç bir yazar doğru biliyorsam. Bu da bu haftanın yenilerinden, seçtiklerimizden. 3 tane Almanca kitap var elimde. 2 Avusturyalı, önce onlarla başlayayım. Robert Musil, yani dünya edebiyatının en büyük isimlerinden biri. 3 Kadın, Zehra Aksu Yılmazer çevirisiyle Can Yayınları'ndan çıktı. Musil, niteliksiz adamıyla bilinir. 4 ciltlik bir dev kitaptır o. Onu okumadan önce belki bir Musil'e hazırlık süreci gibi düşünülebilir. 3 Kadın, onun külliyatının aslında niteliksiz adamdan önceki son aşaması. Birleşmelerden sonra yine kadın karakterlere odaklandığı, farklı toplumsal karakterler sınıflardan gelen 3 kadının öyküsünü anlattığı bir kitabı, hani Musil'e alışma turu olarak değerlendirilebilir bir küçük kitap. Bir diğer Avusturyalı Margit Schreiner, Çıplak Babalar, Serap Gülerçin Karluk çevirisiyle Yapıkredi Yayınları'ndan yayınlandı. Bu bir üçleme, ayrılık üçlemesi. Daha önce 2 kitabı çıkmıştı. Bu da aslında ilk kitabı. Yapıkredi nedense böyle ters yayınladı bir sıralamayı. Oldukça sert yazıyor Margit Schreiner, biliyorum bunu. Burada da babasının Alzheimer hastası olmuş, ölüme yaklaşan babası üzerinden bir böyle parçalı, minimalist bir roman bu. İnsan ruhunun biraz böyle çok yüzleşmekten korktuğumuz yerlerine giren bir yazar. Üçleme böylece tamamlanmış oldu Çıplak Babalar'la. Son olarak Almanca'dan devam edelim. Alman dilinin bir büyük ismi, 1972 Nobel Edebiyat Ödülü'nde alan Heinrich Böll'ün 9.5'da Bilardosu. Can Yayınları'ndan Ayça Sabuncuoğlu çevirisiyle. Böll'lerin baskısı yoktu çok uzun zamandır. Şimdi bütün külliyatı basıyor Can Yayınları. Bence şanslıyız çünkü Heinrich Böll, yani Thomas Mann'ın mirasçısı olarak kabul edilen bir yazar malumunuz. Burada da yine bir üç kuşak, Fehmel ailesinin 3 kuşağı üzerinden ve bir kilise üzerinden Nazi rejiminin miras bıraktığı bir ölümün ve yıkımın artçı şokları. Yani Nazi sonrası Almanya'da bir geçen bir aile hikayesi bu da. 9.5'da Bilardo. Evet, haftanın kitaplarından seçtiklerimiz de böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler her zamanki gibi. Önümüzdeki hafta yine 23.15'te çarşamba akşamı sizleri burada ağırlamayı heyecanla bekliyoruz. Ama bitirmeden bugün Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümü, Türk Edebiyatı'nın gördüğü en büyük isim diyeceğim kendi adıma, bence öyle. Çok kıymetli bir isimdi. Bugün, bundan 9 yıl önce bugün kaybettik kendisini. Programı kapatırken onu da analım. Bu programda Ahmet Güneştekin'in bavulundan eşyaları çıkmıştı. Kendisini değilse de mirasını ağırladık burada. Ve her zaman da ağırlamaya devam edecek. Eminim daha kimlerin bavulundan çıkacak. Çünkü çok kocaman bir iz bıraktı edebiyatımızda. Yaşar Kemal'i de
rahmetle anıyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkürler.